Selin hocam. Başlayalım mı? Sayın hocalarım merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi günler, günaydın. İyi günler, günaydın hocam. Sayın hocalarım Deniz hocam gelmiş. Deniz hocam merhaba. Ben geldim, geldim. Günaydın herkese. Geldim. Bir toplantı vardı. Anca yeni bitti. Şimdi bugün gündemi bir ekrana yansıtabiliyor musun hocam? Müsaitsen. Hocam gündemi isterseniz okuyabilirim. Bir oku o zaman lütfen. AÇKO ekibi tarafından yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi. Dergi editörleri ya da editör yardımcılarının dergi süreçleri hakkında bilgi vermesi. Nitelikli yayınlar hususunda bilgi verilmesi. Dilek ve görüşler sayın hocalarım. Bugünkü gündemimiz bu. Yani ben istiyorsan ufak bir bilgi vereyim. Arkasından da sonra biz gündemimize devam edelim. Sonra da en sonda da ikinci ya da üçüncü maddede zaten ben yine söz alırım Ayşegül Hocam. Tabii hocam. Üçüncü maddede ben size söz veririm hocam. Nitelikli yayınlar. Öncelikle herkese günaydın. Tekrardan katılımınız için teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz araya bayram girdi. Tabii biraz da kısmi diyelim ya da
kısıtlamalar diyelim, öyle diyelim. Dolayısıyla bunlardan dolayı bir araya gelmekte biraz zorlandık. Ama tabii bu süreçte akış hep devam etti. Sürekli bizler Akademi Çalışmalar Koordinasyon Ofisi olarak çalışmalarımızı devam ettirdik ve bu noktada eksik olan taraflarımızı tamamlamak, işte ayrılan arkadaşlarımızın yerine yeni arkadaşlarımızı kuruma kazandırmak, bunlarla ilgili çalışmalarımız devam etti. Şu anda ofiste şöyle söyleyeyim, belki biraz sonra zaten onlar da söz alacaklar. İki tane çevirmen arkadaşımız bulunmakta. Bu arada ofiste değiştirdik. Onun da bilgisini vereyim sayın hocalarım. Hani herkesin bilgisi de olsun. A bloktaydık ama artık hepsi, bütün arkadaşlarımız R blokta. R bloktayız hep birlikte. Çünkü biliyorsunuz ki işte Akademi Çalışmalar Koordinasyon Ofisi Müdürü, Müdür Yardımcısı, işte koordinatörü, yayın komisyon başkanlığı, yayın komisyon başkan yardımcısı arkadaşlarımız hepsi neredeyse İletişim Fakültesi'nde görevli. Dolayısıyla da bu arkadaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışabilmek anlamında ofis, A bloktaki ofis bizi gerçekten çok yoruyordu bir araya gelmek anlamında ve etkileşimli çalışabilmek anlamında, efektif olabilmek adına. Dolayısıyla da biz de bu süreçte ofiste de zaten orada da bir yere ihtiyaç olduğu için de şu an için artık R blokta işte bir grup arkadaşımız 4. katta, bir grup arkadaşımız -2'de birlikte çalışmaya başladık. Deşifreden bir arkadaşımız ayrılmıştı. Onun yerine de bir arkadaşımız geldi. Umut arkadaşımız başladı. O da yine haber ajansımızın olduğu bölgede -2'de tanıtım katında yerini aldı. Süheyla zaten yine redaksiyonda -2'de. İngilizce çevirmen arkadaşlarımız var iki tane. Biri Neslihan, biri de Gizem. Onlar da yine -2'de. Nabi Bey'in oradalar. Tasarım ofisinin oradalar. Gözde arkadaşımız biliyorsunuz grafiker olarak bizlere katılmıştı. O da artık adapte oldu. O oryantasyon sürecini sağlıklı bir şekilde atlattık ve daha da hız verdik. Dergilerimizin biliyorsunuz o dönemde ilk yaptığımız toplantı bugüne kadar olan dönemde çok ciddi anlamda bir sırada bekleyen dergi sayı vardı. Ama şu anda neredeyse hepsini tamamladık. Bir en son Aysel Hocam aradı. Aysel Altın Hocam aradı. Onun bir 1 Haziran'a yetişmesi olan gereken bir dergi sayısı var. Şu anda onu tamamlayacağız önümüzdeki pazartesi ya da salı günü. Çünkü araya bir iş almak zorunda kaldık. Hocama zaten ben bilgisini verdim. Bunlara ek olarak da tabii artık ekip olarak hem buradayız hem burada çalışıyoruz. Yasin de yine yanımızda. Gözde de yine yanımızda. Hep birlikte süreçleri takip ediyoruz. Burada tabii belki özel bir bilgi vermek gerekirse Anadolu bir meslek yüksek okulu dergisinin Canan Hocam da burada, hani hemen kısa bir bilgisini vereyim. Biliyorsunuz bir isim değişikliği konusu vardı Sayın Hocam. Onunla ilgili karar almıştık ama ancak şöyle bir sorunla karşı karşıya kaldık. Yani bizim elimizde olmayan hukuk müşavirliği bir türlü menkute beyannamesi dediğimiz, yani savcılıktan alması gereken isim değişikliği yazısını alamadığı için henüz bunu bir türlü tamamlayamadığı için neredeyse 8 ay oldu, siz de biliyorsunuz. Tamamlayamadığı için tabii biz o süreçte daha fazla beklememek adına, yayınlarda da gecikmemek adına Ocak ve Nisan aylarında aynen kendi şu anki ismiyle yayınlarımızı yapalım. Sonrasında eğer Temmuz sayısına yetiştirebilirse o evrağı, Temmuz sayısından itibaren de yeni ismiyle yayın hayatımıza devam ederiz diye karar aldık Sayın Hocam. Ben bunu yayın komisyonunda da zaten bildirdim. Yani bu en sağlıklısı bu olacak. Yoksa aksi takdirde yayınlarımız devam etmeyecek. O akış, o sürdürülebilirlikte çok geride kalacağız Sayın Hocam. Ki zaten sizin Ocak sayınız hazırdı. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bu önemli bir konuydu çünkü. Bir diğer nokta, belki bunu üçüncü maddede ben yine anlatırım. Üçüncü maddede bu konuyla ilgili bilgi veririm. Çünkü bu hani dergilerimizin kalitesini arttırabilme konusu bizim çoğunlukta olarak toplantılarımızın önemli gündem maddesini oluşturuyor. Bunu da söylemekte fayda var. Tabii dilekler ve görüşler kısmında da yine sizlerin eklemek istediği, yine sizlerin dergi süreçleriyle ilgili yaşadığınız sıkıntı, sorun, problem varsa onları da sizler bizlerle paylaşırsanız ben çok sevinirim. Ya da şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur diyebileceğiniz neler varsa bu bilgileri de sizlerden almak isteriz sayın hocalarım. Bunlara ek olarak tabii TR Diz'in süreçlerine de başladık. Biliyorsunuz hem süreci devam eden dergiler var, hem de yeni başvurusu yapılan dergiler var. Hem de işte daha önce bizimden hariç olarak, yani bizim dışımızda başvuru yapmış olan dergiler var. Bu dergilerle ilgili de o süreçleri de zaten bizler takip ediyoruz. Eğer red bile olsa süreç hala devam ediyor. Bu devamlılığı bizler hiçbir şekilde eksiksiz bir şekilde tamamlamamız ve
orada bir eksik bir konu ya da bir hakem raporları eksik olmadan tamamlamamız gerekiyor ki buna da zaten hepimiz birlikte kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Bu arada Gözde'den, Süheyla'dan sizlere büyük ihtimalle mailler geliyor olabilir. Ama bu maillerde sizlerden ricam, özellikle Gözde'den gelenlerde kontrol, yani redaksiyon, daha doğrusu diskisi yapılmış olanların kontrol edip onay verilme sürecinde biraz beklemeler oluyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani o süreçleri biraz hızlandıralım sayın hocalarım, sizlerden rica ediyorum. Bir diğer nokta da eksik sayılarımız, yani yaklaşan sayılarımız. Mesela şu anda eğer Haziran sayılarımız varsa, Haziran sayılarımızın artık bizim bu ay itibariyle, yani Mayıs'ta zaten bizim elimize ulaşmış olması ve bizim onların dizgilerini yapıyor olmamız gerekiyor sayın hocalarım. Ki bu önemli bir diğer konuydu. Bunlara ek olarak da yayınlarla ilgili belki kısa bir bilgiler de verilebilir. Kitap yurdundaki yayınlarımız, hani yayın komisyonu olarak bunda bilgisini verelim. Ayşegül hocam zaten yayın komisyonu başkan yardımcısı. Bunları takip ediyor. Burası, çünkü çeviri kitaplara başlayacağız yakın bir tarihte. Ofis olarak da, dergilerimizin dışında. Bu arada bizim mesela 20 dergimiz var diyoruz ama 3 tane daha kardeş dergimiz var. Onu da söyleyelim. Yuras dergilerimiz var. 23 dergiyi şu anda koordine ediyoruz ekip olarak. 3 tane dergimiz daha doğdu. Dolayısıyla da orada da Yuras, işte journal'larımız, özellikle sağlık, teknik, bir diğeri de sosyal bilimler olacak şekilde 3 tane Yuras dergimiz var sayın hocalarım. Bunlar tamamen uluslararası ve İngilizce olacak düzeyde yayın hayatına başladı. Tabii ilk yayın hayatına başlayan sağlık oldu. Zeynep Çiğdem Kayacan hocamızın editörlüğünde şu anda yayın hayatına başladı ve ilk sayısını yayınladı. Sosyal bilimleri İtalya'dan bekliyoruz. Onun henüz daha sayısıyla ilgili makaleleri gelmedi. Bir de sağ olsun Hasan Altay Heperken hocamızın editörlüğünü yaptığı teknik dergimiz var. Mühendislik Fakültesi'nin desteğiyle beraber çıkacak olan. Onun da zaten ilk sayısını, dizgilerini tamamladık. Yakın bir tarihte bunlar da artık hazır olacak ve yayınlarını sürdürebilir anlamda devam edeceğiz. Bunu da söyledikten sonra tabii Tamer Hocam da bilgi verecektir. Ben sadece kısa öyle üstünden geçerek söylüyorum. Dergi Park eğitimlerimiz devam ediyor. Dergi Park'la ilgili çalışmalar çok aktif bir şekilde devam ediyor. Yeni editörlerimiz var. Editör yardımcılarımızla bırakanlar ya da ayrılanlar ya da yerine değişenler var. Editörlerde de değişikliklerimiz de var. Dolayısıyla da hem yeni bizlere katılmış olan yeni editörlerimiz varsa onlara öncelikli olarak yeni görevlerinde hayırlı olmasını ve bundan sonraki süreçlerde de sorun yaşamaları halinde Açko ofisiyle görüşmelerini söyleyebilirim. Aklıma gelenler şu anda bunlar. Bence şimdi bir de bizim ekibe herhalde birinci gündem maddesinde bizim ekibin yapmış olduğu işlerle bilgi vermesi gerekiyordu değil mi hocam? Böyle bir şeyimiz evet, vardı. Evet hocam. Bizim ekiple, Açko ekibiyle başlıyoruz. Gündemimiz tamam. Bu şekilde. O zaman size ben şeyi veriyorum, moderatörlüğü sayın hocam. Buyurun siz orayı koordine edin. Ben yine toplantı içindeyim bu arada, hep birlikte dinliyorum. Hı-hı. Ben sana üçüncü madde geldiği zaman zaten söz alacağım sayın hocam. Çok teşekkürler. Aralarda da yine girebilirim. Buyurun hocam. Tamam hocam. Sayın hocalarım merhaba tekrar. Öncelikle Açko ekibinin yayın süreçleri hakkında bilgi verilmesi konusunu görüşeceğiz. Ben ekipten Süheyla'ya önce söz vermek istiyorum. Süheyla merhaba. Merhaba sayın hocalarım. Öncelikle ben şu an elimizde olan dergilerle ilgili bilgi vereyim size. Hukuk Fakültesi dergisi Haziran 2021 sayısı şu an redaksiyonda. ABMO dergisi Ocak-Şubat-Mart sayısı şu an redaksiyon onayında. Bunun için hocalarımızdan geri dönüş bekliyoruz. Onay alınca dizgi sürecini alacağız dergiyi. İJAM ve Ocak 2020 sayısı için eksiklik bekliyoruz Eylem hocamızdan. Onun dışında IJMC'li Haziran 2021 sayısı şu an redaksiyonda. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi Haziran 2021 sayısı redaksiyon onayında. Aydın Sağlık Dergisi Haziran 2021 sayısı dizgi sürecinde. Flora Chronicles Dergisi için bazı eksikliklerimiz vardı Nisan 2021 sayısı. Hocamız onları yollamış. Onu da kısa sürede dizgi sürecine alacağız. Aydın Dental Nisan 2021 sayısı şu an dizgi sırasında. Aydın Gastronomi Temmuz 2021 sayısı redaksiyonda. Ve bu kadar hocam. Bir de ben hocalarımızdan şey istiyorum. Yani Haziran ve Temmuz sayılarımızı şu an bize yollarlarsa
bekletmeden çıkarabiliriz o sayıları. Hı hı. Bu şekilde hocam. Teşekkürler Süheyla. Sayın hocalarım, Süheyla'ya sorunuz var mı? Yok sanıyorum. Peki, ben o zaman Yasin, sana söz vermek istiyorum. Herkesi selamlıyorum öncelikle hocam. Biz ilk olarak Dergi Park eğitimi, Dergi Park kullanımı eğitimi için Tamer hocamla birlikte eğitim toplantıları yaptık. Bununla ilgili görseller hazırladık. Hatta şu an İYAYO Açık'a bir çalışmamız var. Yazılı bir şekilde anlatabilmek adına Tamer hocam hazırladı. Dergilerimizin TR dizin süreçlerini takip ediyoruz. Şu an TR dizinde 12 adet dergimiz bulunuyor yayın sürecinde. Bunların hakem raporları ve gelen uyarılar, istek, önerileri takip ediyorum ben. Editörlerimizin web sitesi ve Dergi Park ile ilgili istediği düzenlemeleri tamamlıyorum bu süreçte. Her türlü düzenleme ve istek önerinizi bana iletebilirsiniz hocalarım. Sobiyat sürecini ben daha bugün toplantıdan önce Sobiyat sürecini ilgilendim, aradım Sobiyat'ı. Sobiyat süreci akademik kurulun toplanmasını bekliyor. Bununla ilgili 5 dergimize Sobiyat için başvuruda bulunmuştuk. 5 dergimize. Bunların değerlendirmesi yapılacak. Fakat akademik kurulun toplanmasını bekliyor. Onun dışında şu an 13 tane dergimiz aktif olarak Dergi Park'ı kullanabiliyor. Dergi Park bütün dergi süreçlerini Dergi Park'tan yürütüyor. Onun dışında Sobiyat'ta 2 tane dergimiz Sobiyat'ta şu an taranıyor. Bunların bilgisini verebilirim hocalarım. Sizin bana sormak istediğiniz sorular varsa alabilirim. Teşekkürler Yasin. Sayın hocalarım sorusu olan var mı Yasin'e? Sanıyorum yok. Göremedim. Peki Yasin, çok teşekkürler. Umut Özdemir, deşifre uzmanımız. Kendisi yeni başladı. Umut, sen süreç yaptığın işler hakkında bilgi verir misin? Herkese merhaba öncelikle. Ben işe başladığımda 2 iş kalmıştı önceki kişiden. Onun birini tamamladım, diğerine geçtim şimdi. Şu anda ona devam ediyorum. Başka bir söyleyeceğim bir şey yok. Yani ekstra bir işim yok şu an için. Peki. Neslihan? Merhaba sayın hocalarım. Şu an ICMCL Haziran 2021 sayısı İngilizce redaksiyonda. Bir de Kamil hocamızın isteği üzerine Aydın Gastronomi dergisinin yayın ilkelerini redakte ediyorum. Gerekli yerleri düzeltme yapıyorum. Bu şekilde hocam. Sorusu olan var mı hocalarım, Nesli Hanım? Gizem? Burada mısın? Merhaba sayın hocalarım. Buradayım. Merhaba. Şu an elimde olan işler Aydın Gazete'nin 35. sayısı. Bir yandan da basın bülteni çevirilerini yapıyoruz. Onun haricinde Aydın Dergi sayı 29 revize için Henry Hoca'ya yollandı. Onun revizesini bekliyorum. Şu anlık bu kadar. Teşekkürler. Gözde Kılıç. Merhaba sayın hocalarım. Ben Sanat Haziran Aralık 2020 dergilerinin dizgilerini bitirdim bu hafta, geçen iki haftamızda. Ejeyaz dergisi bitirildi, dizgisi ve kapak tasarımı yapıldı. Hasan hocama gönderdim, ondan bir geri dönüş bekliyorum. Ona göre ya revizelerini yapacağım ya da onay verip baskıya göndereceğiz. Şu an Sağlık Haziran 2021 sayısını yetiştirmeye çalışıyorum. Aysel hocamın ricası üzerine bir yere yüklemesi gerekiyormuş. Elimizde CTC 2021 dizgisi var. Bildirinin dizgisi. Onu yapıyorum. Hızlı bir şekilde bunları çıkarmam gerekiyor. Onun dışında bizim bütün dergilerimizin yer alacağı yayın kataloğunu da devam ediyorum aynı zamanda. Şu an elimde devam eden 3 iş var yani. Bu kadar. Hocalarımdan gelen sorular varsa cevaplayabilirim. Ya da şu an devam eden dizgisi, devam eden hocalarından herhangi bir istek varsa onları da yapabilirim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sorusu olan var mı sayın hocalarım, Gözde'ye sorum?
Peki, Tamer Hocam siz? Merhaba buyurun. Hocam. Merhaba. Hocalarım, şimdi ben bir ekran paylaşımı yapabiliyor muyum acaba? Yapabilirsiniz hocam. Ben de şu anda dizgiyle uğraşıyorum bir yandan. Biz şu anda hocalarım, Deniz Hoca'nın bahsettiği şeyden ben bahsedeyim. Dergi Park'ta sık sorulan sorular şeklinde bir yer hazırladık. Esasında bu modüler bir yapıda olacak. Bu şöyle bir şey. Şu anda biz fark ettik ki yani videoların gerçekten uzun olması, işte hani 1,5 saat gibi sürelere varan bir video uzunluğunun olması editör hocaları biraz zorladığını fark ettik. Yani oradan hani böyle veri madenciliği gibi o bilgileri içinden tek tek ayıklamak zorunda kaldıklarını fark ettik. Şimdi dolayısıyla herkesin kendi Dergi Park'taki problemi kendine özel. Kimisi yeni gönderi aşamasında problem yaşıyor. Yani oraları anlamadığını söylüyor. İşte kimisi hani ön kontrol aşamasında veya editörde nasıl problem yaşıyoruz tarafındalar. Kimisi değerlendirme kısmında problem yaşadığını, işte hakem kısmı vesaire vesaire. Biz de şöyle bir şey düşündük. Her bir ayak için ayrı bir bilgilendirme ve bu her bir ayak için 5 dakikalık, işte 7 dakikalık, 10 dakikalık hap niyetine modüler videolar. Yani örneğin şöyle, yeni gönderi ayağında ne yapılması lazım? Sadece burayı anlatan kısa bir video. Buraya şurada yeni gönderinin altında onun linkini koyacağız hocalarım. Yani videosunu koyacağız, kendi videosunu. Ve yeni gönderi aşamasını öğrenmek isteyen, bilmek isteyen veya hatırlamak isteyenler buradaki kısa videoyu izleyip sadece bu ayakla ilgili bilgi alacaklar. Veya işte ön kontrol aşaması, editörde ne yapılıyor, bunun aşamaları, yazara giderse ne yapılıyor, hakeme giderse ne yapılıyor, hakem bulmak için nasıl şey yapılıyor, mücadele veriliyor veya yazara yazarlık daveti nasıl gönderiliyor gibi modüler videolar hazırlayacağız. Bu tabii biraz mesai isteyen bir şey. Hemen hızlı bir şekilde başlayacağız ama bitirdikçe buraya yükleyeceğiz. Ve yüklediğimizde de sizlere şey yapacağız, yani bilgi vereceğiz. Ben sadece ekstra olarak bir bilgi daha vermek istiyorum. Bazı yeni editörler veya editör yardımcıları için bu herhalde daha tam anlaşılmamış bir konu. Dolayısıyla biz burada hakem bulmakta problem yaşıyorsanız, buradan şurada, bakın burada, yani nereden geldim ben peki buraya? Şuradan geldim. Ayarlara tıkladım, kullanıcılara tıkladım. Sadece bunun bilgisini vereceğim. Toplu e-posta gönderden, şuraya kime kısmına kendimizi yazıyorduk. Buraya BCC dediği yer, BCC, şuraya tüm kullanıcılar, yani bugüne kadar derginizi okumuş, derginizle ilişkisi olmuş, işte yazmış veya işte sizlerle ilgili hani bilgiler edinmiş olan tüm kullanıcılar seçiyor. Ve buradan da insanlara hakemlik daveti gönderebiliyorsunuz, hakemlik daveti. Ben en son bizim bir dergimiz için en az bir 15 kişilik bir hakem listesi buradan toplayabildim. Dolayısıyla buradan hakem listesi oluşturmak mümkün. Bazı hocalarımız ben bu sekmeyi göremiyorum diyorlar. Eğer göremeyen varsa Yasin arkadaşımıza lütfen ulaşsınlar ya telefonla ya maille. Kendilerine Yasin arkadaşımız yetki verecek. Dergi Park üzerinden yetki verecek ve o hocalar da bu toplu e-postayı görebilecekler, şu sekmeyi. Göremeyenler lütfen Yasin Akgül arkadaşımıza mail atsınlar veya telefonla ulaşsınlar. Kendisi hemen halledecek. Bu hakemlik bulmak ve aynı zamanda da burası yazarlık daveti için de kullanılabiliyor. Yani yeni makale çağrısı için kullanılabiliyor. Bu bir. İkincisi, bir de burada Dergi Park'ın güzel bir hizmeti daha var. O da yazarlık daveti gönder. Buradan
alanınızı yazıp, örneğin ben kendi alanımı yazıyorum, yeni medya. Evet, yeni medya ile alakalı benim karşıma, yani kendi alanına yeni medya yazmış Türkiye genelindeki akademisyenleri burada görebiliyorum. Ben buradan günlük 30 kişiye, günde 30 kişiye tek tek buradan seçip 30 kişiyi buradan e-posta göndere tıkladığımda günde 30 kişiye derginizle ilgili yazarlık daveti gidiyor. Bunun için ben sizlere işte editörler, hani zamanınız varsa editörlere, zamanı olmayan editörlere de destek olabilecek birileri varsa onlara bence kendilerinden yardım isteyin. Günde 30 kişiye sadece 30 kere şuradan isim seçecek ve e-posta göndere tıklayacak. Bu kadar bir işlem. Kendisinin Dergi Park'taki ilişkili olan mail adresine yazarlık daveti gidiyor. Yani dergilerinize makale çağrısı gidiyor. Onlar esasında 30 kişi olarak düşünmeyin. 30 kişiye gidiyor, çarpan etkisi yapıyor. Onlar da arkadaşlarına veya işte öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine, çevrelerine falan duyuruyorlar. Dolayısıyla ben buradan bütün İletişim Fakültesi dergilerine oldukça fazla sayıda makale bulabiliyorum. Böyle güzel bir etkisi var. Hatta bize Almanya'dan iki Alman yazarlı bir makale de geldi yeni medyaya. Ve muhtemelen benim attığım çağrıdan sonra kendileri görüp de gönderdiler. Ve Dergi Park sistemine sadece Türkiye'deki akademisyenler değil, Avrupa'dan da dünyanın çeşitli yerlerinden de üye olan akademisyenler var hocalarım. Ben bunları gördüm. Haş indeksleri de fena değil. Dolayısıyla burayı kullanmak önemli. Buradan yabancılara da ulaşabiliyorsunuz bu arada. Yani yabancı insanlara da yani yurt dışından akademisyenlere de buradan ulaşıp kendilerine yazarlık daveti gönderebiliyorsunuz. Ben böyle bir en önemli şeyi tekrar etmiş oldum. Onun haricinde sık sorulan soruları AÇKO'dan, yakın zamanda AÇKO'dan Yardım Dergi Park. AÇKO'dan Yardım Dergi Park'a tıkladığınızda bu sık sorulan soruları burada göreceksiniz. Her bir başlığın altında da kısa minik 5 dakikalık eğitim videoları olacak. Her bir probleme yönelik özel video yüklemesi yapacağız. Teşekkür ediyorum hocam. Tamer hocam çok teşekkürler. Sayın hocalarım, Tamer hocama sorunuz varsa buyurun. Tamer hocam sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Beyaz dergisinden ben İnayet Ulacimov. Bende hala bu makale talep gönderisi hala çıkmıyor. Onu nereden şey yapacağız? İşte bizim Yasin arkadaşımıza ulaşın hocam. Yasin Akgül. Yasin burada mısın? Buradayım hocam. Hocayla, hocamızla iletişime geç. Hocam editörlük verdim aslında ama. Bir kendisiyle bir şey yap. Hani gerekirse bir Zoom üzerinden şey yapın. Tamamdır hocam. Hocayla iletişime geç. Hocam sizinle iletişime geçsin, size göstersin tamam. Nasıl yapıldığını. Tamamdır. Teşekkür ederim. Tamam. Tamam. Rica ederim. Var mı hocaların başka soru? Peki şimdi demiştiniz. Bir dahaki dönem başvurabilir dediniz. O bir dahaki dönem ne zaman? Ne için hocam? Bir dahaki dönem. Tamam. Bir de şey dediniz. Oradan yani karşı kurumdan eğer onay almışsa dediniz. Staj hareketliliği yapabilir dediniz. Onu nasıl yapacak? Onu söyleyeyim. Ben soruyu anlayamadım. Duygu hocam sesiniz gidip geliyor. Onu nasıl gösterecek bu Erasmus? Hocam başka bir yerle mi konuşuyor acaba? Hocam siz başka bir toplantıya mı girdiniz? Sanıyorum Erasmus. Erasmus soruyorsunuz. Yani Duygu hoca başka bir toplantıda herhalde.
Hocam ben bir tek Euras dedim. Aman he, Erasmus demedim. Ses gelmiyor. Evet. Duygu hocam sesiniz gelmiyor. Hocam siz bir çete yazın olmazsa. Olur. Çete yazın hocam. Oradan bakalım. Devam edelim mi hocam? Ayşegül hocam sesin kapandı hocam. Heh, şimdi açıldı. Selin hocam sizin Açko ile ilgili ekleyeceğiniz bir şeyler var mı? Selin Yılmaz hocam. Yok hocam, biz akıştan devam edebiliriz. Peki. Peki bir şey soracağım. Umut söz aldı mı? Ben orayı kaçırdım. Aldı hocam, evet aldı. Tamam, elindeki işleri söyledi. Tamam, Umut bu arada şeyi söyledi mi? Hakem raporları konusunu. Hakem raporlarını söylemedi. Tekrar tamam. Söz verin. Şu anda biliyorsunuz Umut belki deşifreleri yapıyor ama hakem raporlarıyla ilgili olan hem dijital dosyalama hem de basılı dosyalamayı da kendisi yapacak. Dolayısıyla bundan sonra sizlere Umut'tan mailler gelebilir sayın hocalarım. Hani bilginiz olsun, yanlış mail olarak algılamayın. Umut lütfen önce sen de mail atarken kendini tanıt. Açko ekibinin deşifre sorumlusu olduğunu ve özellikle de dergilerle ilgili hazırlanmış olan her bir sayının hakem raporlarını, olumlu olumsuz hakem raporlarının tamamının taranarak alınması gerekiyor. Ha, eğer sizler bunları basılı olarak tuttuysanız editör ve editör yardımcılarımıza söylüyorum. O zaman bunları gelip bir sizden teslim alabiliriz. Sorun değil sayın hocalarım. Ama sizin bu konuda bizlere bilgi vermeniz gerekiyor. Özellikle de bu konuda Umut'a bilgi verirseniz ona göre buradaki süreçleri hızlandırırız sayın hocalar. Çünkü hakem raporları özellikle TR dizinin başvurularında çok kıymetli. Yüklemezsek red kararı alıyoruz sayın hocalar. Bilginiz olsun. Çok net konuşuyorum. Yüklemezsek reddoluyor. Evet hocam, buyurun. Hocam devam ediyorum akıştan. Editör ve editör yardımcıların dergi süreçleri hakkında bilgi vermesi sayın hocalarım. Anadolu Bilmezsek Yüksekokulu dergisi. Candan hocam, buyurun. Evet, günaydın hepinize, iyi günler. İyi günler hocam. Ben zaten bir kısmını şey söyledi, Deniz hocam söyledi. Ben şimdi buraya not aldım, o notlarımdan da söyleyeyim. ABMO'nun ilk 2020 bütün sayıları Dergi Park'ta yayınlandı. 2021'den itibaren fen bilimleri olarak çıkacaktık. Ancak ilk sayıları fen bilimleri hazırlandı. Ve hukuk, Deniz hocamın dediği gibi hukuk işlemler tamamlanamadığı için eski haliyle basılacak. Zaten biraz evvel de redaksiyonda olduğunu söylediniz. 2021 Nisan Mayıs Haziran sayısı makalesi çok az. 2-3 tane makale var. Henüz tamamlayamadık bunu. Fen bilimlerine bildiğiniz gibi, fen bilimlerinde olan arkadaşların da bildiği gibi makale biraz zor geliyor, geç geliyor. Ve biz bunun da yılda 4 yerine 3 sayı çıkması acaba mümkün mü diye onu soracaktım. Benim vereceğim bilgiler bu kadar. Sizlere soracağınız bir şey var mı? Hocam, teşekkür ederim. Sorunuza cevap vereyim Candan hocam. Biliyorsunuz beraber toplantıya girmiştik zaten, hatırlarsanız. Evet, bu evet. O zaman da bunu dile getirmiştik. Bir hani istediğimiz cevap veya istediğimiz yanıtı alamamıştık, hatırlarsanız. Hatırlıyorum. Şöyle yaparız. Şöyle bir yol izleyelim. Şu isim değişikliğini bir tamamlayalım sayın hocam. Tamam. Bu sene büyük ihtimalle bir 4 çıkacağız. Önce onu söyleyeyim. Yani bu sene bir 4 çıkarız. Evet, evet, evet. 4 sayı olarak çıkarız. Ama önümüzdeki isim değişikliği olduktan sonra, ekip sayısını da yayınladıktan sonra sizin söylemiş olduğunuzu yayın komisyonuna sunar. Dediğiniz gibi 3 tane sayıya düşürmeye çalışacağım hocam. Tamam. O zaman dediğiniz gibi hem bilimlere ağırlık olduğunuz için 3 sayıya düşmesi daha doğru olacaktır o dönem. Tabii. Şu anda yani şu anda elimizde 2 tane makale var. Göndereceğini söylediği arkadaşlar var ama henüz gelmedi. Onun için biz de hiç olmazsa 3-4 makaleyle Haziran sayınız çıkalım istiyoruz. Evet. Bakalım kısmet, yani onu söyleyeyim size. Hocam siz 5'e tamamlayın, bize gönderin, biz hemen süreci hızlandıralım. Yani hani 5'e tamamlamaya uğraşıyoruz, tamam, inşallah. Tamam, tamam, saygılarımla bütün herkese iyi toplantılar diliyorum. Tamam. Hocam ben söz alabilir miyim? Tabii Süheyla. Hocam ABMO dergisinin 61. sayısı şu an redaksiyon onayında. Candan hocamızdan ve aile hocamızdan geri dönüş bekliyoruz. Onay verdiklerinde dizgi sürecini alacağız.
Tamam, zaten demin söyledim redaksiyonda olduğunu, biz de onaya bakacağımızı demin konuşmasında söyledim Seyla'cığım. Çok tamam, teşekkür ederim tekrar uyarılarınız için. Rica ederiz hocam, biz teşekkür ederiz. Sizler bizi ara sıra uyarırsanız daha çabuk biz de size, siz de bize yardımcı olabilirsiniz düşüncesindeyim. Tabii çekinmeden bize, bana her türlü uyarıyı yapabilirsiniz. İyi günler. Teşekkürler Candan hocam. Ben teşekkür ederim. İstanbul Aydın Üniversitesi dergisi doktor öğretim üyesi Nur Emine Koç. Merhaba hocam. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar sayın hocalarım. Görüntüm yok galiba. Hayır hocam, görüntünüz gelmiyor. Siyah bir ekran var. Çıkmadı. Neyse, tamam konuşayım böyle ben çünkü açtım. Açık gözüküyor kameram ama gözükmüyorum. Temmuz sen, sayın... Sen bir de yeni medya bölüm başkan yardımcısın. Senin görüntünün olması lazım sayın hocam. Hocam nasıl oldu bilmiyorum yani. Kameram açık şu anda. Bir daha bakayım hemen. Hayır yani görüntünün olmaması çok mantıklı geldi. Ya da çocuklar bozdu herhalde. Öyle bir şey olabilir. Vallahi hocam hemen öbür kameramdan geldi. Kadar, bak. Geldi hocam. Telefonu iki salladın geldi hocam. Buyurun. Yok hocam açtım kapattım tekrar kamerayı orada. Geldi. Benim bilgisayar görüntüyü açmak istemedim ama neyse bu geldi tamam sıkıntı yok. Peki şimdi Temmuz sayımız için hazırlanıyoruz. Temmuz sayımızdaki bütün makalelerimiz hazır. Bir tane yazarımızdan geri dönüş bekliyoruz. Ondan sonra sanırım pazartesi günü gibi dizgiye yollamak için ya da redaksiyona yollamak için çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler Nur hocam. Hocam sizin isim değişikliği oldu. Bu isim değişikliğinden sonra sosyal bilim dergisi olduktan sonra makale sayımızda bir artış oldu mu? Makale sayımız her zaman başvuru sayısındayım. Başvuru sayısı her zaman çok hocam. Biz ne kadar aldık bu sefer? 15-16 sayıdan sonra biz kendimiz kapatıyoruz aslında. Çok daha fazla olabilir. Ama bir ay içinde tutuyoruz, açık bırakıyoruz. 15-16 olduktan sonra kapatıyoruz. Çünkü bir sayıda çok fazla makalemiz olduğu zaman Burcu hocamız da çok yoruluyor. Hakemlerimize yolluyoruz geri dönüşte sıkıntı yaşamamak için. Biz kendimiz açıp kapattığımız için hocam bir ay olmadan 15-16 makaleye ulaştık. 17 hatta. Hocam sizi çok kıskanan var bu konuda. İşte o yüzden hiç söylemek istemedim. Konuşmak istemedim. Yani, ama tabii ki. Bastığınız yeri kontrol edin hocam. Bunlar açık açık konuşulmasın. Çok canım sıkın. Söylemek istemiyorum hocam bu soruyu. Ama Deniz hocam belli bir yere getirdiği için böyle tabii ki. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Tamer hocama da teşekkür ediyorum. Ben hazır dergi almış oldum. Bu konuda rahatım. O açıdan çok teşekkür ediyorum kendilerine. İşte mentorluk isteyelim Deniz hocadan. Evet kesinlikle. Peki hocalarım. Teşekkür ediyorum. Saygılar. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkürler Nur hocam. İJEMME dergisi Oktay, Profesör Doktor Oktay Özcan. Hocam merhaba. Sesiniz kapalı hocam. Evet. Ben nöbetçi editör yardımcısıyım. Eylem hocam buradaysa o bilgi verebilir. Eylem hocam sizi bırakıyorum. Ben dinliyorum konuşulanları. Hasan hocam bugün katılamadı. Belki Eylem hoca da katılamaz diye katıldım. Ama peki, asıl bilgiler Eylem hocamda. Peki hocam. Eylem hocam merhaba. Buyurun. Merhaba. Aslında zar zor makaleleri halledip yolluyorum ama her seferinde eksik yolladığım için bir türlü basılamadı gene. Şimdi ORSET numaralarını halledebilirsem eğer size yollayacağım. Bir de bu editörden dilekçe işini çok iyi anlayamadım ben. Onda da bir sıkıntım var. Çünkü sürekli bir şey çıkıyor ve ben tam adapte oluyorum. Ondan sonra başka bir şey çıkıyor. Bu şekilde idame ettirememiş oluyorum olayı açıkçası. Yani yazmışsınız mailde ama nasıl bir dilekçe almam gerekiyor benim dekan hocamdan? Ben bunu çok iyi kavrayamadım açıkçası. Onu da halledebilirsem sanırım Ocak 2020 için yollamış olacağım size derginin sayısını. Bu konuyla ilgili bana kim yardımcı olabilir? Bir de söz hazır bana düşmüşken Yasin hocam
geçen hafta aramıştı beni, bir toplantı yapacaktık. Ondan da bir daha geri dönüş alamadım. O ne oldu? Onu da merak ediyorum. Bunları sormuş olayım. Hepinize teşekkür edeyim tekrar. Kolay gelsin. Teşekkürler hocam. Yasin? Hocam, Tamer hocam yeni bir sistem hazırladığı için, bu 1,5 saatlik toplantı yerine web sitesine bir yer hazırladığımız için toplantı yerine artık bu şekilde devam edeceğiz diye tahmin ediyorum. Hocam, şöyle hocam, ben bir şey söyleyebilir miyim Eylem hocam? Buyurun. Şimdi biz normalde birebir eğitim yapıyorduk. Birebir hani böyle özel ders gibi, fakat o kadar uzuyor ki ve bir yerden sonra karışmaya başlıyor. O yüzden bize dedik ki hani böyle zaman harcamayalım. Sizin probleminiz neyse siz oradan rahat rahat böyle modüler olarak bulun diye böyle bir sistem geliştirdik. Ama yine problem yaşarsanız birlikte şey yaparız birebir. Tamam hocam, sağ olun. Teşekkür ederim. Diğer bu dilekçe meselesi... Konusu nedir hocam? Onu ben anlayamadım. Dilekçe konusu nedir sayın hocam? Onu anlayamadım tam. Ben size okuyayım hemen şeyden. Bir saniye. Şöyle nereden bulacağım? Çok falan kaldı. Yazsın. Nedir? Selin ya da Süheyla göndermişti ama. Hocam, editör yazısı mı? Evet editör yazısı. Hocam, Hasan hocamızın dergi için yazacağı bir editör yazısı gerekiyor. Ama o zaten dergide yok mu güzelim? Ben ona kavrayamadım yani. O sayı için mi gerekiyor? Hocam, bazı sayılarda değiştiriyoruz ya, o yüzden sormuştum ben. Eğer değişmesini istemiyorsanız aynısı kalabilir. Tamam. O konuda bir sorun yok. Tamam. Bunu öğrenmeye çalışıyordum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim hocam. Aynısı tamam. Mı kalsın? Tekrar. Ben bir kontrol edeyim tekrar. Tamamdır hocam. Ben sana mail atarım güzelim. Tamam. Tamamdır hocam. Tamam. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler Eylem hocam. Aydın Sağlık Dergisi Profesör Doktor Aysel Altan. Aysel hocam. Merhaba. Gelmiş, pardon. Sesim geldi değil mi? Geliyor hocam sesiniz. Aydın Sağlık'ta aslında tıp dergileri olarak şöyle bir sıkıntı var. Yılda en az 12 araştırma makalesi. Bunun için yani ben 2 ay önce falan rahat şey edebilirim derken işte reddedilen makaleler oldu. Tabii o beni aslında şey diyordu, çünkü Dergi Park bunu istiyor zaten. Hani iyi takip edilsin, iyi incelensin diye. Veya bir makale tam tekmil geliyor, 2 makalede böyle şey oldu. Etik komite şeyi yok, onu da basamadım. Onun için hakikaten bu tür sıkıntılarım var. Dolayısıyla ben 4. makale için kaç haftadır şey diyorum, onun bağlı olduğu etik komite toplanmadı. Raporu alamayınca 4. çünkü her sayıda en azından 4 araştırma makalesi bastırmak istiyordum. Artık umudumu kesince işte raporda gelmiyor diye artık bu hafta anca verebildim ki yani hep bunu bekledim 4'ü tamamlayayım diye. Belki işte bir başka sayıda 5 yapmam lazım ki yıllık 12 yapmak için. Onun için sıkıntı oldu. Yani bir ay önceki durum da aynıydı. Tabii bu arada Deniz Hoca ile konuştum. Gözde'ye başka bir görev verilmiş. İşte inşallah bu hafta sonuna yani önümüzdeki hafta başına dergim yetişir. Yani Haziran sayısı 2021 ikinci sayı. Durum budur. Teşekkürler hocam. Okan hocam. Okan Ormanlı hocam. Hocam merhaba. İlişim Çalışmaları Dergisi'nin Mayıs sayısı yayınlandı Dergi Park'ta. Baskı süreci devam ediyor. Eylül sayısı için elimizde 6 makale var. Elimize ulaşan bir tanesi yayın hazır. 3'ü hakemde, 2'si yazar revizyonunda. Yani şu anda 6 makalemiz var hocam. Eylül sayısı için. Gerekli süreçler devam ediyor zaten. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Eğitim Fakültesi Dergisi Yeşim Özansak Topçu. Hocam merhabalar. Merhaba. Bir saniye şey yapamadım. Şirin hocamız derste olduğu için editör kendisi, onun yerine katıldım. Şu anda Nisan sayımız zaten hazırlandı. Ekim sayısı için de 3 tane başvurumuz var. Yavaş yavaş ilerliyormuş süreç. Teşekkürler. Bir araya girebilir miyim? Tabii hocam.
Şimdi şeyi soracağım. Yeşim hocam herhalde. Evet hocam, buyurun. Orada şöyle bir şey var. Şirin hocanın bir sorunu var mı? Önce onu sorayım. Biraz destek. Tabii. Şöyle sorun olarak aslında dergi park kullanımıyla ilgili bazı soruları vardı. Ama hani sizlerin o hazırlayacağı olduğu modüler sistemle ilgili yardımcı olacağını düşünüyoruz hocam. Yani öyle düşünüyorum. Tamam. Ne zaman hazır olabilir mesela hocam? O önümüzdeki hafta hazır olacak. Tamam. Ama orada şöyle bir şey var. Yani biz istiyoruz ki bütün sistemin bunun üzerinden kullanalım. Bildiğim kadarıyla siz de şu anda onu kullanmıyorsunuz. Evet. Tamamıyla el yordamıyla, yani manuel yapıyorsunuz bütün makale süreçlerinin takibi, hakem raporlarının toplanması olsun. Bunların hepsini artık dergi parkının içine entegre edebileceğimiz kolay bir arayüz var. Sadece tabii bir iki deneme yapmak gerekiyor. Bir iki uygulama yapmak gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra zaten bir alışkanlık ve bir hız kazanacağız yani. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Zaten Tamer Hoca bu konuda artık çok deneyimli. Dolayısıyla da Yasin de hani sizi çok rahat bir şekilde yönlendirip oradaki süreçlere destek verecek. Hani bilginiz olsun. Bence artık o sürece geçelim. Şirin Hoca da hatta biz bu videoları, hani o sık sorulan sorular şeklindeki videoları sistemin içine entegre ettikten sonra sizler sistemin entegre olmaya çalıştığınız günde bizlere bilgi verin. Biz öyle bir özel ders niteliğinde birlikte yaparız. Olur mu? Tamam hocam. İletirim ben. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Flora Chronicles dergisi. Merhaba sayın hocalarım. Ben Sedat Hoca ve Çiğdem Hoca adına katılıyorum. Florya Chronicles dergimiz için. Biz Süheyla Hanım ile irtibat halindeydik. Eksiklerimizi tamamladık. Kendisine mail gönderdik. Ayrıca dergi park eğitimleri de verildi bize. Tamer Hocam ve Yasin Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Faydalı oldu bizim için. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Aydın Türklük Bilgisi dergisi, Serdar Hocam katılacak. Hocam, Ecem Hocam hangi dergiydi, ben alamadım onu. Florya Kırkız hocam. Evet hocam. Siz mi hocam, yardımcı mısınız artık? Evet hocam, biz Aytaç hocamla birlikteydik. Bugün ben katıldım. Çiğdem hocamın dersi var, Sedat hocamın da aynı şekilde. Onların adına ben katıldım. Peki ben bir şey sorayım. Ecem hocam, Aytaç hocalar ikisi de editör yardımcısı olarak mı duruyorsunuz? Onu sorayım. Hocam biz yayın kurulunda gözüküyoruz normalde. Yani derginin sitesinde de öyle, destek oluyoruz hocalarımıza. Tamam, okey. Yani eğer güncelleme yapmamız gerekiyorsa onu bileyim diye sordum, o yüzden. Yok hocam, her şey şu an olduğu gibi yani. Olduğu gibi, tamam, harika. Tamam, çok teşekkürler hocam, sağ olun. Bu arada, Ayşegül hocam. Florya Chronicles'ta da zaten şu anda bildiğim kadarıyla herhangi bir sorun görünmüyor. Sizler de zaten entegre bir şekilde çalışıyordunuz diye hatırlıyorum. Evet hocam. Tamam. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı peki? Hani geliştirilmesini düşündüğünüz? Hocam bize aslında biz makale konusunda bulma konusunda sıkıntı çekiyorduk. Tamer hocamla Yasin hocam sağ olsunlar bu hafta bize eğitim verdiklerinde bu sorunu da güzel bir şekilde anladık ve artık o dergi park üzerinden şimdi yazarlara istek göndereceğiz. Bir sorunumuz olursa Yasin Bey veya işte Tamer hocama tekrardan danışmak isteriz. Tamam, çok teşekkür ederim. Tamam, sağ ben teşekkür ederim hocam, iyi günler. Ayşegül hocam merhabalar. Ben Serdar Gürçay, Aydın Türklük Bilgisi Dergisi editör yardımcısıyım. Merhaba hocam. Editörümüz Sayın Profesör Doktor Metin Akar şu an toplantıda. Kendisi bilgi verecek. Ben de buradayım şu anda. Peki. Hocam sesini açarsa. Metin hocam merhaba. Merhaba efendim. Aydın Türklük Bilgisi dergimizin 12. sayısı Dergi Park'ta yayınlandı. Bu yayında 5 tane makale, bilimsel makale, bir tane de tanıtım yazısı yer aldı. TÜBİTAK, ULAK Bilim'de dergimiz izleniyor. Nitekim bizden 3 makalenin hakem raporunu istediler, makalelerin yüklenmesini istediler. İzlendiğimizi hissediyoruz. Taranma konusunda da bilgi vereyim. ASOS İndeks'te ve Türkiye Eğitim İndeks'inde dergimiz taranıyor. Açko'dan bu SOBİAT'la ilgili haberi de bugün aldık. İnşallah iyi bir sonuçla orada da taranabileceğimizi ümit ediyoruz. Bugün
yeni baktık. Dergi park indekslerine göre bu güncel bilgidir. 105.181 kişi dergimizi indirmiş, yararlanmış. 105.181 kişi. Yeni sayısı için, 13. sayısı için iki makale hazırlığımız var sonuçlanmak üzere. Ancak eğer başarabilir isek uluslararası bir webinar yapacağız. Burada Özbekistan'dan, Kazakistan'dan ve Türkiye'den 5 tane bilim adamı bir mesele üzerinde fikir teatisinde bulunacaklar. Bunları makale formatına çevirmelerini isteyeceğiz ve dergimizi onlarla da takviye etmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle de AÇKO'nun bütün çalışanlarına, Deniz hocamıza, Tamer hocamıza da teşekkürlerimizi arz etmek istiyoruz. Saygılarınızla. Teşekkürler hocam. Teşekkürler Sayın Hocam. Serdar Hocam, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mıydı? Yok hocam, ben de teşekkür ediyorum. Destekleriniz için de müteşekkiriz. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Aydın İnsan Toplum Dergisi. Merhaba, Gülis Kolduran, ben buradayım. Hacı Hocam burada mı, onu bilmiyorum. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi de Haziran sayısı için redaksiyonları tamamlandı. Hafta sonunda son kontrolünü yapmış oluruz. Sonrasında da Haziran sayımız yayına hazır hale gelmiş olacak. Onun dışında yayın bulma konusunda böyle bizi sıkıntıya sokacak bir durum yaşamadık şu ana kadar. Ama yaşarsak da verdiğiniz bilgilere mutlaka yararlanacağız. Hatta yaşamadan yararlanacağız. Ben destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tüm hocalarımı da selamlıyorum. Teşekkürler Gülüs Hocam. İşfer. İşfer dergisi. Sesiniz hocam. Gelmiyor. İsterseniz chat'e yazın ya da 5 dakika sonra. Tamam. O zaman Aydın Dental Dergisi ile devam edelim. Merhaba hocalarım. Işıl Büyükbayram, ben editör yardımcısıyım. Biz Nisan 2021 sayısı için hazırlıklarımızı yaptık. Süheyla Hanım'a da gönderdik. Bize gelen son mailde dizgi için hazır başlandığı söylendi. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. Yeni makalelerde iki tane makalemiz geldi. Onlara da hakem atadık. Süreç bu şekilde devam ediyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. AARC dergisi. AARC dergisi. Ayşe Hocam. Merhaba. Ayşe Hoca'dan önce girdim ama... Merhabalar. Merhabalar. Merhaba hocam. Evet. Herkese merhabalar. Bizim dergimizin 5 makalesi de hazır. Ben editör olarak çalışıyorum ama asıl çalışmaları editör yardımcımız Gökçen Hoca yapıyor. Benim bölüm başkanlığım da yoğun bir şekilde olduğu için sağ olsun. 5 makalemiz hazır. Pazartesi günü zannediyorum kontrol ve dizgi için sizlere göndereceğiz. Hakemlerimizi bu sayımızda yurt dışından kullanmaya çalıştık. İyi oldu diye düşünüyorum. Tabii ki dergimizin dergiler içerisinde Sobiyat'ta olması bizim için mutluluk. Sorun yok. Yani makale bulmakta biraz sıkıntımız oluyor ama bu şeyi de sayıyı da sağlıklı bir şekilde tamamladık. Pazartesi günü İngilizce kontrol ve dizgi için sizlere göndereceğiz. Gökçen Hocam da bir şey ilave etmek isterse buyursun. Yani şimdi tabii sorun yok diyoruz. Çok da can sıkmamak için belki hocam. Ya da belki sonuca odaklı olduğumuz için bilmiyorum. Ama tabii makale bulma sürecinde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani genellikle kişisel başarılarla ilerliyor ya da işte kişisel iletişimlerimizle ilerliyor. Mesela bu sayıda
daha önce uluslararası bir kongre vardı. İşte bir şekilde makale alabileceği, hatta onlar teklif etti bize hani bir şekilde yine bu akademik ilişkilerden. 5'e yakın şey aldık, makale aldık ve bir şekilde tabii Deniz Hoca ile de konuşmuştuk en son toplantıda. Kongre kabul edilmiş olması yayına da kabul edeceğimiz anlamına gelmiyor. Uzun ve zorlu bir süreçti aslında. İşte hakemlerle bir şekilde makalelerin kalitesini yükselterek yayını hazır hale getirebildik. Bundan sonraki sayılar için ara ara sizinle de konuşuyoruz kendi aramızda. Ayşe Hocam çok daha iyi biliyor tabii. Maalesef yayı yani makale ulaşımı noktasında sıkıntılarımız var. Çünkü başvurmuyorlar, bilemiyorum. Yani inanılmaz büyük bir havuz. Aslında uluslararası bir havuzun içerisindeyiz. Ama maalesef çok sistem üzerinden bize talep olmuyor. Ama bir sonraki sayımızda yine şey var. Yine başka bir kongre var. Uluslararası bir kongre. Ya onlar sempatik bakıyorlar. Bilemiyorum hani işte yayın ortağımız olur musunuz diye. Ayşe Hocam'la beraber yayın kurulunda konuştuk ve kabul ettik tekliflerini yine. Yani yine Aralık sayımız için bir umut ışığı var ileriye dönüp baktığımızda. Bu şekilde devam ediyoruz çalışmalarımıza. Yani bunun bir nedeni de mimarlık konusunda çok fazla gerçekten derdi var ve tabii taranma konusu da önemli olduğu için insanlar zannediyorum başka yani daha farklı dergilere gönderiyorlar ama dergimizin de kalitesi gün geçtikçe artıyor. Tanınırlığımız biraz daha tabii artıyor. Çalışmaya devam diyoruz yani. Evet. Teşekkürler sayın hocalarım. Teşekkürler sayın hocam. Bu arada kitabınız da haftaya geliyor Sayın Hocam, Ayşe Hocam. Sağ olun hocam. Çok mersi. Peki Deniz Hocam, ben de ufak bir şey söyleyeyim. Demin size bir şey pasım atıldı. Ne yapıldı? Bir kompliman da yapıldı belki. Hani işte katkılarınızdan ötürü. Bizim de bir sayımızda gerçekten yadsınamaz bir katkınız olmuştu. Evet, doğrudur hocam. Bir öncesiydi galiba. Bizlere evet. Kadar yetişmeniz neden orada olduğunuzun yanıtı zannediyorum. Yani hani hocam teşekkür ederim. Sadece biz de o anda bir network'ümüzü kullandık. Evet, işte network biz de onu yapıyoruz şu anda. Yani, biz de onu yapıyoruz. İşte network de bir şekilde ilerliyor. Kişisel ilişkilerle zaten güçleniyoruz öyle desek daha doğru. Unutmadık bize katkınızı da hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay. Hukuk Fakültesi Dergisi. Cansu Hocam. Merhaba hocam. Geliyor hocam sesiniz. Hocam çok derinden geliyor ses. Şu anda daha iyi mi? Daha iyi hocam. Aynen. Tamamdır. Bursa Hoca size iletmemi istedi. Haziran sayısını Mayıs ayı başında güncel hekim listesiyle birlikte gönderdik. Aralık sayısı için de çalışmalara başladık hocam. Şu anda işleyişte ve süreçte herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi hocam. Tamamdır hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Aydın Sanat Dergisi. Bu arada hocam, Cansu Hocam, dün bir karar çıkardı. Sizin bilginiz var mıydı? Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği bir sempozyum. O sempozyum bildiri kitapçığının elektronik olarak yayınlanması konusu. Bilginiz var mıydı acaba? Teminat hukukuna ilişkin mi hocam? Hangi sempozyum acaba? Efendim? Hangi sempozyuma ilişkin? 15-16 Nisan'da gerçekleştirdiler. 15-16 Nisan. Evet, evet. Yok, haberim yoktu hocam. Sizden duyuyorum şu anda. Tamam, onun da çünkü dün kararını alabildik de elektronik olarak onu da yayınlayacağız inşallah hayırlısıyla. Tamamdır hocam, çok sevindim, sağ olun. Aydın Sanat Dergisi. Merhaba, sesim geliyor mu? Evet, sesiniz geliyor. Merhaba, ben editör yardımcısıyım. Haziran sayımız şu an hazırlanıyor. Hakem dönüşlerini bekliyoruz. Toplamda 11 makalemiz mevcut. Ve hakem dönüşleri geldikten sonra da redaksiyona ileteceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Orada hangi sayıdaydık? Çok özür dilerim. Haziran sayısı hocam. 2021. Haziran sayısı tamam geliyordu diye hatırlıyorum. Doğru mudur? Hocam şöyle, hakem dönüşlerini bekliyoruz. Ha tamam.
Geçen Reşat Hoca aramıştı hakemlerle ilgili. Hatırladım şimdi. Evet, evet hocam. Hakem demişti. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. İstanbul Aydın Üniversitesi International Journal of Literature, Culture and Media dergisi. Merhabalar, ben editör yardımcısı Cemal Topçu. Bütün hocalarıma selamlarımı sunuyorum öncelikle. Haziran sayımız sizin de belirttiğiniz gibi redaksiyonda şu anda. Aralık içinde iki tane kabul edilmiş, iki tane değerlendirmede olan makalemiz var şu anda. Onun dışında belirtmek istediğim bizim bir editör değişikliğimiz oldu. Bu WhatsApp grubuna ve mail grubuna eklenmesi iyi olur. Ben gene iletiyorum yeni editörümüze ama eklenmesi iyi olur. Ya Esma Tezcan değil artık editör yardımcımız. Özgür Bülent Erdoğan yine bizim bölümümüzden İngilizce mütercim tercümanlıktan. Onun dışında sormak istediğim bir şey vardı. Bizim dergimizin Dergi Park sayfasında yazım kuralları İngilizce ve Türkçe'de farklılık gösteriyor birbirinden. Ben bunu nasıl değiştirebilirim? Benim profilimden, editör yardımcısı profilinden bunu yapabilir miyim? Dergi Park üzerinden mi? Evet. Onu editör yardımcısı herhalde yapamıyor diye hatırlıyorum. Yanlış mıyım Yasin? Teknik hocam editör. Evet. Yapıyordu. Evet hocam. Bana tamam. Eğer hocamıza Word formatında yollarlarsa ben yapabilirim hocam. Tamam. Hocamıza o zaman iletişim kuralım. Yardımcı olalım hocam. Yasin'le konuşursanız süreci çok hızlandırabiliriz tamam. Beraber. Tamamdır. O zaman ben size Word formatında değişiklik olacak yerleri atayım. Çünkü iletişim bilgilerinde de hala eski editörümüzün isimleri var. Evet. Onların düzeltecek yerleri Word formatında atarım. Sonrasında değiştiririz. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler Cemal Hocam. Aydın Tömer Dil Dergisi. Emre Hocam, Aydın Tömer Dil Dergisi. Emre Hoca katılmadı mı acaba? Bakıyorum hocam katılımcılara. Peki yardımcısı falan var mı? O zaman Selin'e söz verelim burada. Selin sen söyle. Kübra Hanım. Selin. Selin neredesin Selin? Hocam isterseniz devam edeyim. Yok, Selin'e bir şey sormam lazım. Selin. Peki. Sesimiz gelmiyor mu? Bir dakika. Hocam çıktıya gitmiştim. Tamam. Selin, Emrah Bey yok herhalde. Emrah Boylu hocamız. Hocam kendisi aslında haber de vermedi. Yok peki, hocam. Dergisiyle ilgili durum nedir? Ben sizden bilgi alayım. Hocam sadece Tömer vardı. Mart 2020, Eylül 2020'yi de hocam hazırlayıp göndereceğini söylemişti. Onunla da ilgili hocam süreç devam ediyor. Eksik 2021 sayıları var hocam. Eksik? 2021 hocam sayı. Tömer dergisi güncel. En son Mart 2021 sayısını çıkardık. Eylül 2021 için henüz bir dönüş alamadık. Tamam, Eylül'ü bekliyoruz. Ama güncel tamam. Hocam. Tamam, tamam, devam edebiliriz. Peki hocam. Kübra hocam el kaldırdı. Herhalde demin konuşuyor muydu? Konuşamadım hocam. Olabilir hocam. Kübra hocam. Ses yok şu anda. Evet ses yok. Peki ben devam edeyim mi hocam? Tabii. Gastronomiyle. Aydın Gastronomi Dergisi. Merhaba, çok teşekkür ederim. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Merhaba hocam. Bizim Aydın Gastronomi Dergisi 2017 yılında yayın hayatına başladı. 9 sayı çıkarttık. Yılda 2 sayı çıkartıyoruz. 10. sayımızı da gönderdik yayın kurumuna. Temmuz sayımızı gönderdik. O da yakın zamanda toparlamıştı. Redaksiyon demiş, onu öğrendik. Arkasından dizgi olacak. Titiz bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. 8 makale gönderdik. Bizim dergiye biraz başlangıçta zorlanmıştık. Zaman içerisinde bayağı bir destek gelmeye başladı. Makale sayısı artıyor. Artık buradan yayın bile koymuyoruz kendi üniversitemizden. Şu an için bile hazırda Ocak sayısı için 3 tane makalemiz hazır.
7 tane makalede süreci devam ediyor. Bundan 4-5 tanesi de iyi kalitede. Dolayısıyla yani yayın içerisinde bir sıkıntı yaşamıyoruz şimdilik. Biz esas uluslararası olmaya çalışıyoruz. Uluslararası olmak için de Balkanlara ve Türkiye Cumhuriyetlerine yazışmalar yaptık. Onlardan hakem olarak yayın kurumuza aldık. Oradan da yayınlar bekleyeceğiz yakın zaman içerisinde. Hatta dergi ismini de biz İngilizce koyduk. İleride uluslararası olsun diye. Tabii hemen pat diye olmuyor. Bazen zamanla oluyor. Televizyonla ilgili sürecimiz devam ediyor. Bugün yine kontrol ettim. Orada süreç devam ediyor. Şeyi var, uyarısı var. Herhangi bir olumsuzluk bir rapor da gelmedi. Olumlu bir şey de gelmedi açıkçası. Son sayılar hakkında bir değerlendirme yapılmadı yakın zamanda. Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü çok emek veriyoruz gerçekten o dergiye. Çiğdem hocamızla, editör yardımcısı o da toplantıda. Yani biz her makaleyi çok titiz inceliyoruz. Dikledik, yazardan fazla inceliyoruz. Yani en mükemmel bir şekilde çıksın, yayınlansın diye, bir kusur olmasın diye. Umarım kısa sürede bu şey tamamlanır, dizi süreci. Oradan da kabul görürüz diye düşünüyorum. Yani çok emek veriyoruz gerçekten. Tabi bu esnada Deniz Hocam nezdinde de bütün Aşko ekibine çok teşekkür ederim. Yani onlar da ne zaman bir telefon açsak, bir sıkıntımız olsa hemen yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar. Çok çok teşekkür ederiz emekleri için. Sağ olsunlar. Teşekkürler. Teşekkürler Kamil Hocam. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi. Merhaba. Duyabiliyor musunuz şu an? Evet hocam. Sesiniz geliyor. Merhabalar. Şu anda gitti hocam. Dondunuz. Duygu hocam. Merhaba tekrar. Ya kusura bakmayın, ben bir teknik sorun yaşıyorum da bugün. Estağfurullah hocam. İkinci defa kusura bakmayın tekrar. Kameramı açmayayım. Onu açınca bir şey oluyor sanıyorum. Yeşim hocam yok toplantıda, editörümüz. Ben editör yardımcısıyım. Önce sayılarımız hakkında bilgi vereyim bu seneyle ilgili. 2021 Mart sayısını yayınladık zaten Dergi Park üzerinden de. Şimdi Temmuz sayımız var önümüzde. Temmuz ayımızı hazırlıyoruz. Onunla ilgili çalışıyoruz. Bunun dışında ben TR Diz'in süreciyle ilgili aslında birkaç şey de sormak istiyorum. Şimdi o süreçle ilgili yaşadığımız bir sıkıntı oldu bizim maalesef. Bir red durumumuz var. Bunun bilgisini de yeni öğrendik zaten bu hafta Yasin'den. Deniz Hocam da biliyordur muhtemelen. Şimdi bu süreçle ilgili sanıyorum 2020'den itibaren yüklenmesi gerekiyor bilgisi geldi bana Yasin'den toplantıdan hemen önce. Bizim de 2020 ile ilgili şöyle bir sıkıntımız var. 2020 ilk sayımız, Mart sayımızla ilgili. O sayımıza ait hakem raporlarımızda eksiklikler var. Şunu soracağım Yasin'e ve Deniz Hocam'a. Bunları biz şu an eski tarihli yani o zamana ait tarihli hakem raporlarını şimdi düzenlesek ve öyle bir organizasyon yapıp bu şekilde yüklememiz uygun olur mu acaba? Burada nasıl bir yol izleyelim? Şimdi şöyle hocam, ben bugün zaten esasında olayı öğrendim. Toplantı öncesinde Yasin yanıma geldi, bunu anlattı bana. Olaya tabii tam olarak vakıf değildim ama birazcık şimdi bilgi sahibi oldum. Hatta ben sisteme girdim şu anda. Sistemden bakıyorum. Buradan bir yol çizelim. Bir saniyenizi alayım. Ben hatta çok şuradan şöyle bir şey yazıyor. Esasında bu reddedildiği anlamına gelmiyor Sayın Hocam. Önce, öyle mi? Evet evet. Şöyle bir şey var. Görüntüyü görüyor musunuz şu anda? Görüyorum. Şimdi burada şey yazıyor. Tıp fakültesindeki editörlüğüne diye yazmış. Derginizin diyor 2019 sayılarından sonra yüklenmediğinden değerlendirmeye alınmayacaktır diyor. Şimdi burada bir red olayı söz konusu değil. Yani değerlendirmiyoruz zaten diyor. Çünkü reddedilmek ziyade bizim şu anda eksik sayılarımızı sisteme yüklemememizden dolayı şikayette bulunuyor esasında sistem. Aa evet. Bunu söylüyor.
Anladım. Bunu red gibi algıladık da. Yok, tamam. Yok, o zaman burada değil. Bir yanlış anlamamız var. Tamam yok, hocam. Yok. Red başka bir şey hocam. Mesela red burada varsa eğer, bakayım şuralardan bir yerden. Varsa eğer, hani şöyle bakıyorum şöyle. Burada yok. İnsan toplumdan bakayım. Var mı diye. Yok. Buradan bakayım. Mesela burada fakültesi dergisine. Ha, mesela bakın burada bir uyarı var. Yasin mesela bunu not alman lazım. Yasin dinle yani. Bak burada diyor ki değerlendirme karşı eksiklikler şunlardır diyor. 2020 yılı değerlendirmesi için eksik olan C6 sayı yani 6. Cildin sayı birinde yüklemelisiniz diyor. Aksi takdirde 2020 yılı olmayacak diyor. Bu eksik, bunu yüklememiz gerekiyor anladığım kadarıyla. Sonra buradan Flora Chronicles'a bakayım. Burada da Flora Chronicles'a da biraz istediğimiz düzeltmeler vardı. Onları yapmışlar. Onları zaten yazmışlar burada. Bakıyorum mesela. Burada da ekip sayısı yüklenmiştir alınabilmesi için. O sayıya ait hakem raporlarında yüklenmesi gerekiyor diye bilgi veriyor. Burada hani ben bir red var mı diye baktım. Başka şuraya Tömer'e bakayım. Tömer'de bir şey var mı? Dental'e bakayım. Şu anda bunlarda bir şey göremiyorum. Yani bunun için söyledim, şunun için söyledim. Yani hani sizde esasında bir şey görünmüyor Sayın Hocam. Ne derler? Anladım. Red gibi düşünmeyeceğiz bunu o zaman. Evet evet. Şu anda bir red olarak red olayı yok. Başvuru yapıyoruz ama başvurumuzda eksiklikler var. Bunu söylüyor bize kriter anlamında. Peki hocam yine biz yani 2020'nin ilk sayısından itibaren mi yüklemeliyiz şu anda? Açıkçası 2020 ile beraber devam etmek lazım. Çünkü şöyle oluyor Sayın Hocam. 2019'un yüklenmiş olan sistemi 2020'de bakılıyor. Şimdi tabii biz 2019'dan başlattığımız için 2019'u, 2020'yi ve bunu devam eden süreçte beklenen diğer 2021'i bekliyor sistem otomatik olarak bizden. Öyle bir süreç var burada. Dolayısıyla da 2020'nin değerlendirilebilmesi, şu anda 2020'leri değerlendiriyorlar. 2020'nin değerlendirilebilmesi için 2019'un ve 2020'nin sağlıklı bir şekilde sisteme yüklenmiş olması gerekiyor. Öyle bir peki şey. Hocam bu 2020 Mart sayısı hakem raporu eksikliklerimiz konusundaki öneriniz nedir? Yani onu neden eksik? Onu sorayım önce. Şöyle eksik çünkü aslına bakarsanız bu hakem raporu taslağını oluşturmamız ve tam olarak bunu Dergi Park'tan hakemlerle yazışarak başlamamız bizim Temmuz sayımızla gerçekleşmiş. 2020 Temmuz sayımızla gerçekleşmiş. Evet. Dolayısıyla elektronik ortamda bunları bulabilmemiz, şu an ulaşabilmemiz evet ama diğer yani o ilk sayıda mesela 2020'nin Mart sayısında maalesef bazı hakem raporlarımız eksik. Peki elden dolduramaz mıyız bu hakem raporlarını? İşte şimdi yapalım mı böyle bir şey? Yapabiliriz bunu. Tabii bunu yapabiliriz. Tamam elden dolduralım bunları PDF haline dönüştürelim ve o şekilde mi yükleyelim? Evet hocam tabii ki bunu yapabiliriz, burada hiçbir sıkıntı yok. Tamam, o zamanın tarihlerine göre bir düzenleme yapacağız herhalde. Tabii. Evet. Yani. Aynen tamam. O tarihlerde Sayın Hocam. Tamam. Peki bir de şunu da soracağım. Yani şurada biz çok net değiliz. Orayı sanıyorum kaçırdık bizim dergi ekibi olarak. Şimdi biz Dergi Park'a yüklendiği zaman bir yeni sayı, bu açıkçası direkt TR Dizin tarafından da çekiliyor gibi bir algımız var idi. Sanıyorum bu yanlış. TR Dizini de ayrıca mı yürüteceğiz o zaman? Evet hocam. Bunu peki editör ekibi mi yapacak yoksa Açko'dan sizler mi, yani Yasin mi takip edecek mesela? Bundan sonrası için nasıl bir yol izleyeceğiz? Bu TR dizine hakem raporlarının yüklenme durumu mu? Evet hocam, yani TR dizi süreciyle ilgili. Bunları şu anda biz yapıyoruz. Ha, siz yapıyorsunuz, tamam. Evet şu anda biz yapıyoruz. Hatta bir örnek vereyim mesela. Şuradan yine bir görüntü paylaşarak yapalım. Daha sağlıklı olsun. Mesela şu anda ekranı görüyor musun Sayın Hocam? Evet. Bu mesela İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi online diyelim. Burada hakem raporu. Şimdi sayıları görüyoruz zaten burada. Sistem içinde yüklenmiş. 2021'in iki tane sayısı var. Bir de şuradan dergilerimden bu sayıya ait olan hakem raporlarında bakın buradaki sistem üzerinden. Tabii bu bir de bu arada rastgele isteniyor artık. Belli bir biz. Evet. Dedikten sonra artık mesela demiş ki 3. makale, 6. makale. Bir tane de red makale istemiş bizden. Mesela birinci sayıda. İkinci sayıya giriyorum. Nisan sayısına geldiğim zaman 13-2'den bir makale. Dördüncü makale istemiş.
Bir ek makale koymuşuz biz. Red makale olmadığı için bir ek makale daha koymuşuz. Bunlar tabii ki hani sorun teşkil etmiyor. Yani dolayısıyla da burada şu olması gerekiyor. Buradaki sistemi biz kontrol etmek zorundayız. Çünkü şöyle bir şey var. Bakın burada bekleyen işler bölümüne baktığımız zaman bakın diyor ki iletişim çalışmaları dergisinin 2021 yılı Eylül sayısını yükleyebilirsiniz. Tabii ki daha gelmedi zaman. Sorun yok. Bakın bir de bunu takip ediyor. Burada da var. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Online Dergisi'nin 2021 yılı Temmuz Ekim sayılarını yükleyebilirsiniz diyor. Yani esasında sistem bir de bizi burada konuda da uyarıyor. O yüzden bizim takip etmemiz daha sağlıklı olur hocam. Biz sadece sizden hani dergi park süreçleriyle ilgili bizler beraber yol alıyoruz. Sizlerin de oradaki takip etmenizi istiyoruz. TL dizim biraz daha meşakkatli çünkü sayın hocam. Anlıyorum, evet, tamam, hani bir şey kaçırmayalım diye açıkçası sormak istedim tekrar, hani yapmamız gereken bir şey varsa orayla ilgili de. Tamam hocam, peki. Bir de şöyle bir bilgimiz var bizim. Bir editör yardımcısı arkadaşımız ekipten ayrıldı. Onu ben maille Süheyla'ya ya da bilmiyorum kime bildireyim. Yasin'e mi mail atayım? Tamam, Selin de CC'ye koyarsanız sevinirim. Tamam, olur, ona da onun bilgisini atayım. Bir şey daha, Tamer hocama şunu sormaya çalışıyordum bir önceki bağlanmaya çalıştığım esnada. Şimdi bu Dergi Park'ta yazının kabulünden sonra bir otomatik yazı mı oluşuyor? Yani sadece kabul edildi gibi bir şey mi gidiyor yazara? Yani onun bilgisini hiç göremiyorum ben çünkü. Biz göremedik. Bunun hakkında bilginiz var mı? Siz kabul ettikten sonra mı? Evet. Siz kabul ettikten sonra orada işlemi gerçekleştirdiğinizde otomatik mail gönderiliyor Dergi Park tarafından. Bir metin var mı bununla ilgili? Yani şöyle, Dergi Park'ın kendisinin hazırladığı otomatik bir metin var. Kendileri sanki bizim editörlerin ağzından hazırlanmış gibi bir metin hazırlamışlar. Anladım. O gidiyor otomatik olarak ama bayağı kapsamlı ve doyurucu bir metin o. Ya hiç görünmüyor. Bunu ben biraz kurcaladım, ben göremedim. O ben de onu şöyle anladım. Kendime test yaptım. Yani anladım, kendime peki, bir makale göndermiş gibi yaptım. Ben de öyle gördüm. Göremiyoruz tamam, normalde biz. Tamam, peki. Çok teşekkür ediyorum. Her evet, birinize sağ olun destekleriniz için. Kolay gelsin. Devam ediyorum sayın hocalarım. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi. Hocalar merhabalar. Sesim geliyor mu? Evet, sesiniz geliyor hocam. Herkese merhabalar. Ben yeni editör oldum. Dergimizin durumuna bakacak olursak şu an 3. sayısı çıkmış. 4. sayısı çıkacak. Bir dönem geriden gidiyoruz. Tabii biz de hocalarımızın dediği gibi makale bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Onun dışında Dergi Park'ı da ben yeni editör olarak yavaş yavaş yani kavramaktayım. Yani yeni öğreniyorum. Dergi Park konusunda biraz yeniyim. Diğer hocalarımız Dergi Park kullanmakta biraz sıkıntı yaşıyorlar. Şu anlık durum o kadar hocalarım. Bir de şöyle bir şey var hocalarım, makale konusunda TR dizine üye olmadığımız için, makale istekleri bulunduğumuzda TR dizinde olmadığımız için yani TR dizinde olursa güzel olurdu diye makale vermek istemiyorlar yazarlar. Makale bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Şu an söyleyebildiklerim bu kadar. Bu toplantıyı düzenleyenler için teşekkür ediyorum. Hocam ben bir araya girebilir miyim? Tabii tabii. Şimdi öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun. Sizler de bizlere ekibe katıldınız. Hayırlı olsun sayın hocam. Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi yeni bir dergi ama oradaki süreçle ilgili biraz bir sorunlar yaşıyoruz. Sizlerden ricam yeni yaklaşım ve yeni felsefenizde herkes sorun yaşıyor açık konuşmak gerekirse makale bulma konusunda. Başlangıçta herkesin buna benzer sorunları oluyor. Ama biz tabii ki demin Gökçen hocam da yine Ayşe Sirel hocam da söyledi. Hani bu network işi birazcık çevremizi de böyle kullanarak da makale bulma sürecini belki de hani belki ilk sayılarımızda, ikinci sayılarımızda ya da üçüncü sayılarımızda bu şekilde bir yol yordam izlememiz gerekecektir. Bu noktada sizlerden ricam şu anda geriye dönük sayımız eksik. Bir Aralık 2020 eksik diye biliyorum. Evet.
Bir de sonrasında da tabii ki Haziran da geldi. Haziran 2021 artık. Dolayısıyla da bu iki sayıyla ilgili hocam açımızı bir kapatalım. Ondan sonra da Aralık sayısıyla ilgili artık daha nitelikli ve kaliteli ne yapabiliriz'i tartışalım. Olur mu hocam? Evet. Tamam. Sizlerden beklentimiz bu sayın hocam. Çok teşekkür ederim. Tekrardan yeni görevinize hayırlı olsun hocam. Sağ olun. Teşekkürler hocam. Tamam. Teşekkürler hocam. Son olarak Yeni Medya Elektronik Dergisi Tamer hocam. Buyurun. Hocam bizim 6 tane makalemiz var şu anda süreçte. Hakem süreçlerini devam ediyoruz. Onun haricinde yurt dışından ilk defa bir makale geldi Almanya'dan. Onun dışında biz tabii hakem çağrısı ve düzenli olarak da yazar daveti gönderiyoruz Dergi Park üzerinden. Onu da aktif bir şekilde kullanıyoruz. O sekmeden epeyce makale bulabiliyoruz. Diğer hocalarıma da yine tavsiye ediyorum. Budur hocam. Teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Deniz hocam sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Var. Şöyle ki o zaman diğer maddeye de geçecek şekilde ben bir iki ekleme yapıp sonra da dilek görüşleri alıp toplantıyı tamamlayalım sayın hocam. Tabii hocam. Birincisi Tamer söylemedi ama esasında işte 7 makale 8 makale dedi. Bir kere Ocak Mayıs sayıları tamamlandı. Şu anda esasında Eylül için makale topluyor. Makaleler de neredeyse tamamlandı onlar da. Eylül sayısı için. Burada ben özellikle İletişim Fakültesi'ndeki 3 tane dergi için, biri Yeni Medya, biri İletişim Çalışmaları, biri de İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ile ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz İletişim ve Teknoloji Kongresi'ni yaptık. Dolayısıyla buradan da bazı makaleleri seçmemiz gerekiyor arkadaşlar yayınlamak için. Çünkü bizler böyle bir beyanda bulunduk. Dolayısıyla da sizlerden ricam önümüzdeki hafta lütfen 3 editör bir de ben birlikte bir toplantı yapalım. Ayşegül hocamın da olduğu bir toplantı olsun. Biz tamam hocam. Buradan bu özellikle Medimont haricinde kalan biliyorsunuz 90'a yakın bildiri var. 90'a yakın bildiri var ve Medimont'un haricinde kalan bazı bildirileri seçip dergilerimizde yayınlayacağız. Tabii ki hakem sürecinden geçirerek yayınlayacağız. Bunlarla ilgili bu süreci lütfen önümüzdeki hafta herhalde çarşamba günü herkes buradadır. Çarşamba günü lütfen Ayşegül hocam bunu planlayalım. Tabii hocam. Özellikle bölüm başkanları toplantısından sonra saat 10'dan sonra 11'de evet. Toplantıyı yapıp oradaki makaleleri belirleyip dergilerimizde en azından önümüzdeki sayılarında bu dergilerle ilgili bu makalelerle ilgili süreci tamamlamış olsun. Bu arada da çok ciddi anlamda da çeşitlilik olmuş olur diye düşünüyorum. Evet. Tamam. Son olarak herhalde bazı sorular var onları alalım. Evet. Birkaç el görüyorum. Buyurun. Tuğçe hocam buyurun. Hocam merhaba, benim sorum yoktu da bir 10 dakika önce mikrofondan sesim gelmiyordu. O yüzden şu an bilgilendirme yapmak istiyorum da. Şöyle İşver Dergisi editör yardımcısıyım Tuğçe Ceyhan. Şimdi Ekim 2020 sayımızı pazartesi göndereceğiz. Dilek hocamız son kontrolleri yapıyor. Çünkü bu sayıyı biz Dergi Park üzerinden hani gerçekleştirmiyorduk. Sonra zaten bizim güncel sayımız kalıyor sadece 2021 Nisan. Bu hani eksiklikleri tamamlayınca yani bizim tek sıkıntımız makale bulmaktı. Hani bu Dilek Hoca'nın çevresi ve hani bizim okulda yaptığımız çalışmalar sayesinde yürüyordu zaten dergi. Ama hani güncel sayı olunca biz artık Dergi Park'tan da bu sizin hani gösterdiğiniz şekilde hani makale talebinde bulun, makale isteği gönder şeklinde hani o butonları da kullanacağız. Ve hani güncel sayı olduğu için zaten bize makalede gönderecek birçok insan olacağını düşünüyorum. Bu kadar şu an. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Kübra hocam demin kaldırmıştı el ama sesim geliyor mu hocam? Kübra hocam. Hocam Aysel hocam var. Kübra hocam. Tamam. Evet. Aysel hocam buyurun. Bir sorum ve bir dileğim olacak. Birincisi dizinde biliyorsunuz başvurduktan sonra zamanında çıkması lazım ya. Deniz hoca aslında sizle konuştuk da ben hep yani ayın ilk günü mü yoksa buna bir şey var mı? Bunun bir zaman periyodu var mı? Onu çok merak ediyorum. Hocam, ne? Yani, 5 gün içinde yüklenmesi lazım sisteme. 5 gün. Harika. Evet. Bir de acaba bu dizinden gelen red yazıları yani bir toplanıp verilebilir mi? Ne bileyim ben. Hani nelere şey diyorlar yani en çok. Tabii her sene istedikleri şeyleri zaten yayınlıyorlar ama
Gelen red yazıları da bizi bir daha uyarır, yol gösterir diye düşünüyorum. Demin hocam gelmedi herhangi bir yazı. Şu anda büyük ihtimalle pandemi de olduğu için çok TR dizine de, ulak bünmede dergi parkı ulaşmakta bazen kimi zaman çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çünkü onlar da ofislerde esnek mesaiyle çalışıyorlar. Sadece 5 masada sadece bir kişi çalışıyor. Dolayısıyla cevap verme süreçleri çok yavaş. Ve bu ara büyük ihtimalle değerlendirme süreçleri de çok hızlı gitmiyor. Benim tahminim Temmuz ayında birkaç tane değerlendirme gelecektir diye düşünüyorum Sayın Hocam. Onu da paylaşırız sizlerle. Evet. Bir de Açko ailesine hakikaten yürekten teşekkür ediyorum. Deniz Hocam, Tamer Hocam, Yasin. Yani hakikaten aradığınız an anında cevap. Süheyla, Gözde, yani Selin, hani adını zikretmediğim kişiler. Çok memnunum sizlerle çalışmak için. İşte yazı akışları falan o daha düzenli olduktan sonra inşallah daha biz de daha bir huzura edeceğiz, geleceğiz, daha kaliteli yazı çıkartacağız, dergi çıkartacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ben yine bu konuyla ilgili hemen kısa bir bilgi vereyim. Sonrasında da isterseniz herhalde başka herhangi söz almak isteyen hocamız olmadığı için de dilek ve görüşlerle bağlantılı olarak da toplantımızı tamamlarız. Şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki nitelikli yazar konusu var sayın hocalarım. Şimdi biz pilot olarak esası iletişim fakültesinde başladık bu konuya. Ama ben diğer 17 tane editörümüzün de, editör yardımcımızın da lütfen bunu not almasını istiyorum. Artık bir yazarlar, yani davetli yazar mantığında işte senede bir tane davetli yazar yayınlayacak şekilde dergimizin kalitesini, niteliğini arttırabilmek adına makale yayınlayacak şekilde bir yol izlememiz gerekiyor. Bunun için de tabii bu sayede belki makale bulma daha kolaylaşacak. Ya işte böyle bir hoca burada yayınladıysa ben de yayınlayayım diyenler olacak. Dolayısıyla da buradaki süreci devam ettirebilmek için sizlerden ricam, sizlerin kendi alanlarınızla ilgili uzman, işte haş indeksi yüksek ama hangi haş indeksi? Web of Science'daki haş indeksi tabii ki. Ve Web of Science'da çalışmaları, makaleleri, atıfları olan, bu şekilde olan yazarlar varsa lütfen bunlarla ilgili bir siz bunların CV'sini ve bunları bizlerle paylaşırsanız sizlere bir yol akışı belirleyelim. Bu süreçte de en azından bu insanları davet edelim, makalelerini bizlere göndersinler ve bizler de dergilerimize bunları yayınlayalım ki bu sayede de bir çarpan etkisini de arttırmış, daha da kaliteli ve nitelikli çalışmaların gelmesini sağlamış olalım sayın hocalarım. Tabii burada nitelikli yazar dediğimiz zaman davet etmiş olduğumuz o yazara da bir teşvik illaki verilecektir. Yani bir telif hakkı gibi, yani teşvik diyelim daha doğru olur. Dolayısıyla da bu da bizim zaten üniversitemizin belirlemiş olduğu bir karar vardı. Normalde biliyorsunuz üniversitemizde ULAKBİM'de yayınlanmış olan makaleleri şu anda herhalde tek yazarlı olan makalelerle ilgili herhalde bir 600 lira veriliyor diye biliyorum. Doğru mudur? Yanlışsam düzeltin beni. Böyle bir şey vardı. Aynı şekilde buradaki bir hakem, yani biz tabii burada o değerlendirmeyi yaptıktan sonra ben bunu sizlerden gelmiş, yayınlanmış olan, nitelikte olan yazarın çalışması tamamlandıktan ve haş indekste gerçekten olan kişilerin çalışmaları dergilerimize yayınlandıktan sonra bunu komisyona sunacağız ve oradan işte orada belirlenmiş olan o paranın hocalarımıza ödenmesini sağlayacağız sayın hocalarım. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bence bu arada bununla da ilgili çalışmalara başlayalım. Değerli editörlerimiz bu sayede en azından bir makale bir makaledir diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Hocam bir tek isimli mi olması lazım herhalde? Ya şu anda bir isim olsun hocam. Bir isimle bir başlayalım hocam. Evet, okey. O bir pilot olsun ya. Pilot esası. Şu anda ne kadar başarılı olacağını da ölçeceğiz bu arada hep birlikte. Çünkü evet, böyle bir şeye ihtiyacımız var sayın hocam. Hocam, dilek ve görüşlere geçmemi ister misiniz? Ya arada zaten dilek görüş yaptık. Buyurun. Evet. Peki. Sayın hocalarım, sorusu olan var mı? Tamam. Yok, toplantıyı o zaman tamamlayalım sayın hocam. Zaten 2'de de rektörlük toplantısı var. Peki hocam. Hazırlanacağım. Sayın hocalarım, çok teşekkürler katılımınız için. Biz de çok teşekkürler Ayşegül. Biz teşekkür ederiz. 2 hafta sonra herhalde tekrar yapıyoruz. Evet, aynen hocam. 2 hafta sonra. Çok teşekkürler sayın hocalarım. Görüşmek üzere.
birlikte bir arada olmak. Herkese hem iyi hafta sonları diliyorum, hem sağlıklı günler diliyorum. Ve bu süreçte herkese tekrardan vermiş oldukları, üniversitemizin yayınlarına, dergilerine vermiş oldukları katkılardan dolayı da tekrardan teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sayın hocalarım. Saygılarımla. Saygılar hocalarım. Teşekkür ederiz.